Herkese iyi akşamlar. Bugünkü konumu puanınız iyi ama bankalardan neden ret alıyorsunuz? Bu konuyla ilgili açıklamalar yapmak istiyorum. Puanınız iyi. Başvuru yapıyorsunuz bankalara ama olumsuz sonuçlanıyor. Ben bu durumu hani 2010-2011 yılları arasında çalıştığım bir özel bir bankada denk gelmiştim. Hani müşterinin skorları 1400, 1500, 1600. Riskleri düşük, borçlanma riski düşük, başvuru sayıları az ama sistem hiç KKB'ye geçmeden direkt ret vermeye başlamıştı. Yani bununla ilgili bir araştırma yaptım da firmada bazı sıkıntılar olduğunu gördüm. Hani bunun üzerinden gideceğim biraz da. Çalıştığınız firma kredi almanızı engelleyebilir. Şimdi nasıl engelleyebilir? Onu size söyleyeceğim. Çalıştığınız firmanın kredileri düzensiz olması diye bir başlık attım. Burada çalıştığınız firma eğer ticari ya da kurumsal kredilerini geciktiriyorsa, yani geciktirmeden kastım 90 gün süreyi dolmuş, artık hani 91. günde ya 90. günde son günde ödeme yapmaya başlamışsa, zaten ödeme kabiliyetini kaybetme noktasına gelmiş demektir. Ve bankalardaki kurumsal KKB'si gitgide kötüye doğru gidiyordur. Firmanın bankalar arası notu da olumsuz etkilenir doğal olarak. Bu firmaları bankaların bir kısmı kapalı ya da closed der. Ben orada kapalı Türkçe olarak yazdım. Bir kısmı da negatif diye ayırır. Bu şirkette çalışan birisi de kredi puanı yüksek olmasına rağmen ret alabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız eğer, yani kendi KKB'nizle güveniyorsanız tabii ki de, firmanın sorumluluğu kişilere bilgi almanız daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bu durum nasıl gelişiyor? Şirket, firmanız kurumsal ya da ticari kredi kullanıyor. Yüksek montanlı tabii. 90 gün ya da 89. gün, 90. gün ödeme yapmaya başlıyor. Ve gitgide bu ödeme sorunu büyüyerek devam ediyor. Tek bir bankada değil, 3-5 bankayı birden yapmaya başlıyor aynı şekilde. Çekler sıkıntıya giriyor. Firmanın kullandığı çekler sıkıntıya giriyor. Bu etmenler hepsi bir araya gelince bankalarda hani şirketin pozisyonunu kötü gördüğü için orada oluşabilecek bir mağduriyeti de aynı zamanda engellemek için oradaki çalışanlara kredi vermeyebilir. Tamamıyla bankanın elinde olan bir şey. Vermemesi de gayet doğal zaten. İkinci bir konu da aynı firmada çok sayıda başvuru gelmesi. Bununla ilgili de bir olay denk gelmişti. Şubada çalışıyorken 2017 senesinde de galiba. Bir tane firma var. Ben bu rakamları 100 kişiyle 5 falan bunları farazi yazdım. Aklımızda hani bir bazı şeyler fikir sahibi oluştursun diye. Hani 20'de 10 da olabilir. 50'de atıyorum 15 de olabilir. Önemli olan son bir ay içerisinde bu şirkette çalışan 5 kişi, 10 kişinin, 15 kişinin son bir ay içerisinde gelip yüksek montanlı kredi başvurusunda bulunmasıdır. Çünkü eğer aynı şirketten 5, 6, 7, 10, 20 kişi son bir ay içerisinde gelip bankadan 100 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL, 80 bin TL kredi istiyorsa artık burada bir suistimal var demektir. Bankada bu şekilde düşünür ve kredilerin patron ve şirket sahipleri için çekildiğinin de kararını verir ve bu firma çalışanı kredi vermek kapatabilir. Çünkü patron artık bankadan nezdinde ticari kredi alamayacak duruma gelmiştir. Çok sayıda çalışan üzerinden bireysel kredi çekerek firmasını bir nevi finansmanını sağlamak, nakit akışını devam ettirmek, iflastan kurtarmak düşüncesinde olacaktır. Bankalarda olabilecek mağduriyetleri engellemek için bu firma çalışanın kredi akışını durdurabilir. Burada tabii ki de bir mağduriyet muhakkak oluşacaktır. Çünkü sonuç itibariyle banka diyelim çalışanlara verdi krediyi.
50 bin, 60 bin, 5 kişi örnek veriyorum. Eğer banka bu verdiği bireysel kredinin bireysel kredi değil de ticari amaçlı olarak kullandığını anlarsa bu krediyi geriye bile çağırabilir. Onu size net söyleyeyim. Hani krediyi nasıl olsa verdi, hani bunu böyle kullanalım gibi düşünmeyin. Burada aman diyeyim, dikkat edin, banka bu krediyi geriye bile çağırabilir. Eğer bunu tespit ederse, verdiği bireysel kredinin amacı dışında kullanılması demek haklı bir sebeptir bu. Ve banka bu kredilerin hepsini geri çağırabilir. Zaten hani patron gelip de sizden hani böyle bir şey talep ediyorsa, kredi çekip hani firmayı kurtaralım diye, aman dikkat edin, artık son çaredir. Ama genelde bu da çok kötü sonuçlanıyor. Bu tarz şeylere girmenizi çok fayda sağlayacağını düşünmüyoruz. Gördüğüm örneklerden yola çıkarak da. Eğer böyle bir durumda varsa ve başvurunuz ret oluyorsa, ya firma geçmişte böyle bir durum yaşamıştır, ya da yaşamak üzeredir, ya da şu anda içinde yaşıyorsunuzdur. Onu da size net bir şekilde söyleyeyim. Sorusu olan varsa yorumlar kısmına yazabilir. Elimden geldiği kadarıyla açıklamaya çalışırım. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar.